Arkadaşlar tamamıyla Xiaomi M365 skuterının bataryası. Ne hale gelmiş. Her yeri paslanmış, çürümüş. Tamir etmeye çalışmışlar. Hatta daha önceden silikon falan yapmışlar. Genelde böyle silikon yapan arkadaşlar kendilerine çok güveniyorlar. Diyorlar ki, zannediyorlar, tamam ben silikon yaptım, artık su görmez bu batarya. Bu skuter artık sudan korkmaz diye düşünüyorlar. Maalesef öyle değil. Gördüğünüz gibi silikon sizi sudan kurtaramaz. Boşuna silikona para harcamayın ve suda kullanmayın. Ayrıca su görmese bile silikonun kendisi bile zarar verir şeye, bataryaya. Nasıl zarar verir? Bazı şeyler var, komple silikonla kapatmış şeyini üstünden. Burada tamam, başka skuter için demiyorum, sadece Xiaomi için. Xiaomi'de nemlik sensörü var. Yani silikonla döktükten sonra burası içinden buhar olmaya başlayacak ve nem olduktan sonra bu su gördü, su aldı batarya diye anlar ve BMS'i korumaya geçirir. O zaman BMS devre dışı kalınca skuteriniz 21 hata verir veya hiç açılmaz. O yüzden silikon hiçbir şekilde Xiaomi skuteri için uyumlu değil. Her neyse, biz bunu tamir etmeye çalışalım. İnşallah tamir olur ama pek fazla zannetmiyorum, görüyorsunuz oksitlanma pasları. Puntana da birkaç kere atmışlar, lehimlemişler. İnşallah belki kurtarırız. Şu anda hiçbir hareket yok yani. Işık falan yok. Kırmızı ışık da yok, mavi ışık da yok. Ha, kırmızı ışık geldi şimdi düğmeye basınca. Aynen. Bakacağız. İnşallah belki tamir olur. Arkadaşlar, bataryamızdan BMS'i, bağlantısını ve şu cetvellerini çıkarttık. Cetvelleri bayağı sıkıntılı. Bağlantı cetveli. Yolları kopuk, dirençleri yok. Yani bayağı sıkıntılı. Bir de pillerimizi her tarafını temizlemeye çalıştık. Ölçüsünü alırken bir hücre 3.6, birisi 3.8, birisi yine 3.6, öyle karışık. İlk önce dengesini, yani balansını yapacağız, hepsini 4.2'ye getireceğiz. Sonra bu cetvelle değiştirerek BMS'ini bağlayacağız. BMS'i sağlamsa, çalışıyorsa sıkıntı yok. Sağlam değilse bunu da tamir etmeye çalışacağız. Yine de olmazsa mecbur değişecek. Arkadaşlar, Xiaomi M365 bataryamız hazır. Cetveline başka çıkma cetvel taktik. Cetvelle değiştirdik. Tertemiz, güzelce bağlantıları. Şu flexi soketi de değiştirdim. Pillerin hücrelerini hepsini 4.2'ye ayarladım. Hiçbirisi 4.1 falan değil. Çünkü ayarlı güç kaynağında her hücreni ayrı ayrı şarj ettik. Eksi kablosu burada. BMS'ini de tamir ettik. İnşallah çalışıyor. Şarj da alıyor. Bu geldiği anda zaten böyle silikon falan kırıktı buralar. Kutusu. Ama BMS sağlam çıkışta 42 volt var. Şarj alıyor. Sıkıntı yok. İşlem tamamdır. İnşallah hayırlısı. Sizde de skuterinizi, bisikletinizi bataryası tamir edilecekse videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz.